Meded Rabbel Alemin. Meded ya فاذكروا الله كذكركم آباءكم
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا Hocam şuna biraz sahip çıkın. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا رَبَّنَا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Rabbül Alemin'e şükürler olsun ki bizleri bir sene önce düşündüklerimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Dedik ki kardeşlerimize topluca bir icazet merasimi yapalım. O icazet merasiminden sonra işlerinden Kur'an kurslarımızın tespit edeceği hafızlardan Kur'an usulüyle Umre'ye götürmek için tesbih edelim dedik. Ve bugün elhamdülillah burada toplanmış bulunuyoruz. Artık bu niyat oluşturdu. Onun için her sene hafızlar merasimini, icazet merasimlerini topluca
ve bu şekilde yine umreye gönderme seferberliği devam edecektir. Onun için tabii ki bu evlatlarımızın bence duygu ve düşüncelerini şu anda ifade etmek mümkün değil. Çünkü ilk yolculukları, ilk seferleri ve anne babalar da onları uğurlamaktan şu anda o evlatları için, bu güzel evlatları için onların da bütün duyguları şu anda Rabbimizin huzuruna inşallah peyderpey gidiyor. Bundan dolayı biz bu hafız çocuklarımızın icazet merasiminde 524 kişiden hafızdan olan çocuklarımızla beraber artık icazet merasimi yapmıştık. İnşallah bu önümüzdeki Temmuz ayında da yine o sayıya ulaşmasa da 300 civarı yine çocuklarımızla icazet merasimleri yapacağız. Ve tabii ki bu icazet merasimi bizim için ve Rize'miz için büyük şan, şöhret ve aynı zamanda Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından övgüye layık olacak bir olaydır. O hafızlar için, bu hafız kardeşlerimiz, evlatlarımız için bu sevinç de bizi sonsuza dek inşallah mutlu edecektir. Çünkü biz bu evlatlarımızın bu neşeli ve güzel yüzleriyle, nurlu yüzleriyle Kabe-i Muazzama'ya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına göndermeyi bizim için zevk telakki edilecektir. Bundan dolayı şairlerimiz bile eskiden ifade ederken İngiltere yâri hassaba yemen ilel ardul harem belli selami ravdaten ifadesiyle güzel bir şekilde ifade edilen belki de insanların oraya ulaşamadığı ama Anadolu'dan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ravza-i Mudahara'ya belli selami ravdaten ifadeleriyle ey sabah rüzgarı benim selamımı Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştır diyerek Esselamu Aleyke Ya Resulallah demeyi Anadolu'dan Hazreti Peygamber'in sevgi ve muhabbetini Peygamberimize arz etmeleri ama bugün güzellikler içerisinde bakıyorsunuz artık bu selam yakınlaşıyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında, yanında Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir, Esselamu Aleyke Ya Umar diyerek yanı başından işte bu güzel evlatlarımız, Kur'an sevdalıları, Kur'an gönüllüleri ve aynı zamanda daha küçük yaşta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özlem duyduğu ve o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanmış olan genç delikanlı Musablar, Sadıklı Vakkaslar ve öbür tarafında birçok ashab-ı kiram hep küçük yaşta Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında toplanıyorlardı. Ama bu sefer işte görüyorsunuz Rize'nin gençleri, hafızları Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir, Esselamu Aleyke Ya Ömer diyerek selam verecekler. Onun için biz mutluyuz. Buradaki kardeşlerimiz mutlu. Anneler, babalar mutlu. Bu hafız kardeşlerimiz zaten şu anda kalpleri kıpır kıpır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmanın sevdasını taşıyorlar. Onları hürmetle, güzelliklerle, Allah'ın selamıyla uğurluyoruz. Rabbim onların hem bu dünyada hem uhrevi hayatta en güzel şekilde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olmayı, yanına gitmeyi, onunla buluşmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklarımız, hafızlarımız, doğrusu bu sabahın bu vaktinde güzel bir vesileyle bir araya toplandık. Müftülüğümüzün, diyanetimizin açtığı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan çocuklarımızı dinimizin en kutsal mekanları olan Mekke'ye ve Medine'ye uğurluyoruz.
orada 11 günlük bir umre seyahatine çıkıyorlar. Lütfü Bey güzel izah etti. Mekke'yi ve Medine'yi görmek gerçekten insanımız için bir hayal, bir rüya. Çocuklarımızı bu genç yaşta kutsal kitabını ezberledikleri bu kutsal dinin kutsal, en kutsal mekanlarını görme şansı bulmaları gerçekten mutluluk vesilesi. Dinimiz orada başladı. Kur'an orada indirildi. Ve birçoğumuzun çeşitli vaazlarda, sohbetlerde duyduğu, ayetlerde, hadislerde geçen mekanlar hep oralarda. Çocuklarımız şimdi duydukları, işittikleri, okudukları birçok yeri, birçok mekanı, birçok kavramı yerinde, merkezinde görüp müşahede etme imkanına sahip olacaklar. Gerçekten güzel bir imkan. Devletimizin şemsiyesi altında, Gençliği Başkanlığımızın, müftülüğümüzün organizasyonunda gerçekten en doğrusu yapılıyor. Ne olması gerektiği gibi din eğitimini biz çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl 500 çocuğumuzun hafızlık merasimine beraber tanık olduk. Ve bugün o çocuklarımızdan önemli bir kısmını umre ziyareti için uğurluyoruz. Buna nereden baksanız güzel işler, güzel olaylar. Bu olayın bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür borçluyuz. Bütün hocalarını, ailelerini ve çocuklarımızı kutluyorum. Çocuklarımıza hocalarıyla beraber bu kutsal yolculukta hayırlı, başarılı bir yolculuk, bir ibadet diliyorum. Umarız güle güle giderler ve güle güle gelirler, ailelerine kavuşurlar. Katkısı olan herkese, bu ara Çaykur'umuza ve Çekmeköy Belediye'mize biz de teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Allah umrenizi, ibadetlerinizi, niyetlerinizi kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Velâkıbetü lilbüttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Zelcelali vel İkram, senin biricik sevgili kulun ve peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam menkattu her zaman ifade ettiği şekilde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam hiç kimseye hayır, hiç kimseye kötü bir lafız konuşmadan senin sevgili kulun ve peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ziyaretlerde bulunacak bu kardeşlerimizi sağlık afiyetleri ihsan eyle ya Rabbi. Bu hafız kardeşlerimizi sen iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bunları taşıyan, gönüllerinde sevgi ve muhabbetiyle yaşayan, bu annelerini de sevgi ve muhabbetle kavuşmayı sen nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, şurada bulunan ve bu Mekke Medine aşığı olan bu kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Ma kâle kaddu illâ fî teşehhüdühî. Levlet teşehhüd kânet lâhu ne'am. İfadesiyle hiçbir zaman hayatta hayır dememiş olan, eğer teşehhüdde de hayır olmasaydı hayır demeyecek olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere sevdir ya Rabbi. Bu insanlığa sevdir ya Rabbi. Memleketimizin insanını sevdir ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Zelcelal ve İkram. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hep Rabbim Allah diyerek Rabbine yöneldi. Bizleri de aynı duygu ve düşüncelerle, aynı sevda ile Rabbimize yönelmeyi nasip eyle Allah'ım. Bizleri birlik beraberlik içerisinde yaşamayı nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, bizleri
bizleri münafıkların şerrinden muhafaza eyle. Kafirlerin şerrinden muhafaza eyle. Mücrimlerin şerrinden muhafaza eyle. Zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Facirlerin şerrinden muhafaza eyle. Kur'an-ı Kerim'inde, Fatiha suresinde gayril mağdubi aleyhim veleddallin ayeti kerimesine muhatap olanları sen perişan eyle ya Rabbi. Perişan eyle ya Rabbi. Bu milleti aziz ve muhteşem eyle ya Rabbi. Aynı zamanda cephede şu anda savaşan ve sadece ve sadece namusu için, dini için, Kur'an'ı için, inancı için savaşan, mücadele veren kardeşlerimizi de sen aziz eyle ya Rabbi. Onların idarecilerini aziz eyle ya Rabbi. Onların aynı zamanda Rablarına karşı yapmış oldukları şu mücadele de muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ya Rabbel Alemin, şehitlerimizi sen ya Rabbi en güzel şekilde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle ya Rabbi. Annelerine, babalarına, geride kalmışlarında sen sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Memleketimizi şer güçlerin şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya Zelcelal ve İkram, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, muhabbetsiz Muhammed'den ne hasıl ifadesiyle de övgüyle bahsedilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ya Rab, ya Zelcelal ve İkram, bizleri de her zaman ulaşmayı, onun yanına varmayı, onunla beraber olmayı, mâ min müslümin yüsellim aleyye illa raddallahu aleyye hatta erudde aleyhisselam, kim ki bana gelip de salatu selam verirse benim ruhum cesedime iade olunur ve bu şekilde ben de onların selamlarını mukabelede bulunurum diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi, işte burada bulunan kardeşlerimizi, şurada aşk ve şevkle bekleyen kardeşlerimizi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmayı nasip eyle Allah'ım. Ona selam vermeyi nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, Kabe-i Muazzama'da tavaf etmeyi, Makam-ı İbrahim'i ziyaret etmeyi, Hicri İsmail'de namaz kılmayı ve orada Müslümanlarla beraber olmayı nasip eyle Allah'ım. Irk ayırmadan, siyah beyaz ayrımı olmadan, Kürt Türk anlayışı olmadan, sadece ümmet anlayışıyla bir araya gelen o kardeşlerimizle beraber bizleri de tavaf etmeyi, zikretmeyi, dua etmeyi bütün Müslümanlara nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için, bütün mümin ve müminatın geçmişlerin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet aziz kardeşlerim, sizlere teşekkür ediyoruz. Çaykur'umuza sonsuz teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Hepsini hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm. Hocam geriden alır mısın? Abi bir cepte duracağız. Bir doktor geliyor, gelmedi abi. Gelsin. Evet.
Hocam şimdi bak şöyle söyleyeyim, biz valinin oradan çıktık, hiç şeyden çıkmadan az ileride o SGK'nın karşısında bir cep var, oraya sizi bekliyoruz. SGK'nın tam karşısında cep var orada, yol dindirme bindirme yeri orada bekliyor. Yani terminalde girişi geçtiniz, az ileride otobüsü görürsünüz. Allah kabul etsin. Terminalı geçin. Evet. Terminalı geçin orada, az ileride otobüsü görürsünüz. Sustandı dön bu mu? Ya girmedin dedim şimdi. Bir de kesip beni şey yapmasın. Tek kapı. Bilal hocam. Allah fıkıştılar. Ağzını seviyor. Ya uçağa binirse mi takarız hocam? Yoksa? Tak. Okuda ismini buraya arkaya doğru verelim onlar hocam. Tamam. Öyle bir toplu ver o zaman, böyle çocukları elden ele ulaştıralım. Çocuklar hiç değil, takılmış. Öyle mi? Ha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Abi müzik çalıyor. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائحون الراجعون
Cemalin bir kez düşse seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat'ta onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Aşık Yunus der ki ben de varaydım, ol mübarek bu cemalin göreydim, ayağın tozuna yüzler süreydim. Ya Muhammed canım arzular seni. Ya Muhammed canım arzular seni. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed İlla
Bak, bir bulamadım. Nereye?